Teşekkürler. Evet efendim, başlayalım. Hoş geldiniz Emel Hanım ve Bülent Güldal Beyefendi. Emel Kırkaya Demirler ve Bülent Güldal Beyefendi. Bülent Güldal bu sefer moderatörümüz olacak. Emel Kırkaya Demirler hanımefendi konuşmacımız olacak. Hoş geldin diyoruz kendisine. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkürler ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Emel Kırkaya Demirler. Siz de hoş geldiniz Emel Hanım. Kitabınızı okudum. Gerçekten güzel. Hatta kitap bana, kitaba dair yazdırma duygusu, hissi uyandırdı. Yazdım şeyde, nedir o, güncel Olay Gazetesi'nde. Şimdi ben o yazdıklarımı okuyarak başlayalım, söze gireyim istedim. Hayatla örtüşen kitaplar. İşte bu kitaplar önemli benim için. Hayatla örtüşmesi önemli. Öyle çok çeşit kitaplar var ki alıyorsun eline, okutmuyor kendini. Ama bir de okutan satırlar, kitaplar var, sayfalar var. Bırakamıyorsun. Emel Hanım'ın kitabı da öyle oldu. Bir de yeni tanıdığım yazar olduğu için. Tanıdığım yazarların genelde ne yazdığını bildiğim için ayırt edebiliyorum. Ama Emel Hanım ya da yeni yazmaya başlayanlar bende hep ilgi odağı oluyor. Ne yazdı, ne yazdı, ne yazdı. Şimdi Olay Gazetesi'nde Emel Hanım'ın kitabına dair şunları yazdım. Bende uyandırdığı duyguları aktardım. Dolayısıyla kitabı da tanıtmış oldum. Şöyle, iki ayağının üstüne dikilerek ellerini kullanmaya, yaşamı kendi çıkarları uğruna dönüştürmeye başlayan insanın günümüze kadar olan macerasını incelediğimizde kesintiye uğramaksızın akan, zincirleme akan, hiç kesintiye uğramaksızın akan bir ırmakla buluşuyoruz. Bu insanlık ırmağı. Süre geliyor mağara devrinden beri. Kıtlıklar, kıranlar, öldürümler ve bunun gibi olumsuzluklara rağmen bu ırmağın yatağını oluşturan kayaların, taşların, benzeri olguların birbiriyle olan ilintileri, akrabalıkları eksilir gibi göründükleri anda birbirini bütünleme gerçeği çıkıyor karşımıza. Ne kadar parçalansa da insanlıktan ümidimizi kestiğimiz anda bile o ırmak akışını sürdürüyor, o insanlık akışını sürdürüyor. Kendini bütünlüyor, yaralarını onarıyor. Uçsuz bucaksız bir ormanın soluk alıp vermesine de benzetebiliriz bu durumu. Aynı toprağın besinlerini özümleyen köklerin gökyüzüne doğru uzadıkça sarmaş dolaş haldeki görünümleri aşkı da çağrıştırır, kavgayı da. Ama orman ya da ırmak özüne sadık kalarak menziline doğru akışını sürdürür. Dışarıdan müdahalelerle bu akışı durdurabileceğini sanan yanılır. Bu türkünün namelerini, dizelerini ele geçirebildiğimiz oranda duyumsarız, biraz daha insan oluruz. Emel Kırkaya Demirler'e ve Kanatlanıyorum adını verdiği kitabına getireceğim sözü. Yazar şöyle diyor: lisede edebiyat, üniversitede fen eğitimi aldım. 32 yıl ortaöğretim kurumlarında fen bilgisi ve biyoloji öğretmenliği yaptım. Öğrencilerime hep sevgiyle yaklaştım. Sert davranarak kişiliklerini zedelemekten korktum. Onlara bilimsel bilgiyi verirken erdemli olmayı da öğretmeye çalıştım. Özgür düşünceli gençler yetiştirmeye özen gösterdim. Kitabı oluşturan denemelerin ana ekseni sevgi olarak çıkıyor karşımıza. Yazarın yüreğini yansıttığı her satır sevgiden alıyor hızını. Şiirle süslediği anlatıları okura haz veriyor. Bizden öncekilerin bırakıtlarını, yani bize, atalarımızdan bize gelen mirası aynısıyla benimseyip kendi yaşamlarımızı bunların üstüne inşa etmemizin anlamsızlığının tartışıldığı, düş ve düşüncenin evrildiği bu uğurda ait olduğumuz toplumla düşünsel alışverişe giriştiğimiz yerdir kitaplar. Zihnimizi pencereden pencereye açan nesneler olarak görüyorum kitapları. Her kitabı, ne olursa olsun. Emel Hanım'ın kitabını da öyle gördüm. Burada ait olduğum soru düşünsel bir şey. Neyse. Edebiyatın ve toplumun birbirini beslediğinin en güzel örneğini teşkil eder düşüncesiyle 17. ve 18. yüzyılların Fransa'sındaki yazarların, şairlerin çağ dönüşümüne neden olan etkilerine bakalım. O 1789'da okumuş bir toplum, okumuş bir halk koca bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasına neden oluyor. O dönemin yazarları Molière, Racine, Bolu, Saint Simon, Fenelon, Voltaire, Rousseau gibi daha benim adını bildiğim, bir de bilmediklerimiz var. Çağ açıp çağ kapayan yazarlar. Düşüncenin evrilmesi diyorum ben. Bize verilen düşünce stabil, ana babadan aldıklarımız. Onun üstüne neyle koyuyoruz? Okuyarak, kitaplarla koyuyoruz. Her kitap bize bir pencere açıyor. Ya ben okumuyorum. Okumazsan kardeşim anandan babandan aldığında yetinirsin. Şimdi Emel Hanım'a geliyorum. Emel Hanım, kitabınız hakikaten hoş, ileriye dönük söylemler var. Kızını sevgiden aldığını ben hissettim ve dile getirdim onu. Şimdi sözü size bırakıyorum. Kitabınızın oluşma sürecini. Bu müthiş bir birikim. Ömrünüzün birikimi. Birdenbire ortaya çıkmadı. Evet. Okulda geçirdiğiniz yıllar, aileniz içerisindeki geçirdiğiniz yıllar, hep sevgiyle yanaştığınızı görüyorum insanlara, nesnelere. Bu sevgi de hızını mutlaka size ailenizden yansıyan bir gerçeklik gibime geliyor. Bu konuda dinleyicilerimize. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Edremit Lisesi Mezunlar Derneği'ne teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kültür, sanat ve edebiyat platformunun konu olarak beni aldılar, aralarını aldılar, kucakladılar. Bu benim için onur, aynı zamanda sorumluluk ve heyecanlıyım. Aynı zamanda şu anda heyecanlıyım. Çünkü sizleri temsil etmenin, aranızda olmanın sorumluluğu beni heyecanlandırıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım ama Bülent Üstad gibi değerli bir öncünün olması bu söyleşte biraz heyecanımı yatıştırıyor. Sizlerin, dostların arasında olmak heyecanımı yatıştırıyor. Kitap yolculuğum nasıl çıktı? Lisede evet edebiyat okudum. Hep yazma tutkum vardı, heyecanım vardı. Fen eğitimine dalınca bunu unutmuş gitmiştim. Fakat bir gün bir öğrencimle, kendimi de buradan anmak istiyorum. Çünkü ilk onunla adım attığımız için, Nurdan Bağlı Bayraklı, ilk Cemre Düştü Önüme attığı kitap yazdık. Orada bir öğrenci-öğretmen çalışmasıydı o. Belki yıllar sonra penle iç içe olmadan sonra edebiyatta tekrar buluşmanın merhaba demenin adımıydı. Sonra ben gözlemliyordum. Aynen Üstad'ın da dediği gibi yıllar içerisinde yaşadıklarım, diğer insanların yaşadıkları, dünyada olup bitenler, bunları gözlemliyordum ve insanların gittikçe artan bir mutsuzluk içerisinde olduğunu görüyordum. Evet, yaşam standartımız artıyor, daha konforlu oluyoruz ama sanki biraz daha mutsuz oluyoruz gibi geliyordu bana. Düşündüm, gözlemledim ve düşündüm. Neden bugün insan daha konforlu bir hayat sürmesine rağmen neden mutsuz diye. Sonra kendimce şöyle bir çıkarımda bulundum. Evet, insanlar bugün mutsuz ama bunların başında yeterince bilgili olmamaları, bilgiden de öte bu bilgiyi bilgelikle yoğurmamaları, yani öğrendikleri bilgiyi bilgeliğe dönüştürmeden, içselleştirmeden yaşamlarına katmamaları olduğunu gördüm. İnsanlar mutsuzdu çünkü hani o bizim insan yapan, insani değerler dediğimiz işte güzel ahlak gibi, dürüstlük gibi, çalışkanlık gibi bu tür erdemleri artık pek de günlük yaşamlarına, günlük eylemlerine, günlük söylemlerine katmadıklarını gördüm. Bundan da mutsuzdular. Bir sürü acılar yaşanıyordu. İşte savaşlar, yokluk, kıtlık, işsizlik, bir sürü bunları sayabiliriz. Ve kendileriyle barış içinde değillerdi, ailede barış yoktu ve dünyada barış yoktu. Ben düşündüm bunların temel kaynağının bilgelikten yoksun tavırlar olduğunu gördüm. Erdemi yavaş yavaş unutmamızı gördüm. Ama en önemlisi de insan yaptığı şeyi artık eskisi gibi sevgiyle yapmıyordu. Sevgiyle kendi içine duymuyordu sevgiyi, çevresine yansıtmıyordu. Hatta belki de aslında insan keşke sevgiyi yoğunlaştırıp aşkla yapabilse. Bunun için de aşk içinde olması gerek, aşk halinde yaşaması gerek diye düşündüm. Ben oturdum, düşündüm, dedim ki neden acaba hangi konularda insanlar bocalıyor? Yine kendimden yola çıktım, kitapta onları ele almaya çalıştım. İşte ilişkilerimize zorlanıyoruz. Neden ilişkilerimize zorlanıyoruz? Çünkü bir sürü beklenti içerisinde gidiyoruz. Seçimlerimizi ne kadar yüreğimize danışarak yapıyoruz, ne kadar akıl mantık dizgesi içerisinde yürütüyoruz. Korkularımız ve meramız bizim ayak bağlarımız. Bunun gibi bir sürü kolay üzerinde buldum. Mutlu olmaya çalışıyoruz. Peki mutluluk içinde koşulacak bir şey mi? Yoksa içimizde hoşlanmamız gereken bir şey mi? Bunu düşünmeye çalıştım. Hep şikayet ediyoruz. Belki her şeyi bizim istediğimiz şekilde yapmak çok zor. İstediğimiz şekilde hayatımızı sunmayabiliyor. Ama ben şunu öğrendim. Evet, istediğiniz gibi her şey iyi gelmiyor hayatımıza, yaşantımıza. Ama biz anda iyiliği seçersek her şeyi iyileştirme gücüne sahibiz. Buradan bir saatler çıkıyor. Güzelinize sağlık. Söylediklerinizi şuradan da aktarmışsınız. Ve çok güzel aktarmışsınız. Yani bilgisiz yola çıkan insanın uğrayacağı akıbet duvara toslamaktır. Bu duvara toslamak somut bir duvar olmayabilir. Yani çaresizliktir. Bilgisizlik hakikaten cehalet. Cehalet derken bunu tanımlamak bir karanlık oda. Adamın iki gözü var civa gibi fakat görmüyor etrafını. Bilgisiz insanın konumu budur. Nasıl söyleyeyim, nasıl örnek vereyim? İş geliyor gene siyaset olmasın ama bilgisiz insan yani bir şey mi söylem olacak? Kör, sağır, cahil deyip geçmek de olmuyor bu iş. Ben yine Emel Hanım'ın kitabından kendime aktarayım. Sorunların kökenine indiğimizde, bu sorunların kökenine inebilmek de bilgiye dayanıyor. Eğer bilmiyorsan, sana sunulan, sana verilen bu yolu yürü diyen sese kulak verirsin, bilgin yoksa. O ses senin için doğru kabul edilir, yanlış da olsa. Seni açmazlara götürür. Çoğumuzun, az önce dediğimiz gibi, savaşlar içindeki dünyanın yaşadığı bu. Bu adam diplom alır fakat bilgi ayrı bir şey, diploma ayrı bir şey. Halbuki ülkeleri yönetenler bakıyorsun ya hepsi bugün büyük liderler görünüyor gözümüze ama bir anda topyekün insanlığı öldürme gücüne sahip ve öldürebiliyor. Dünya parakende olarak coğrafyaların çoğunda savaş yaşadık kısacık ömrümüzde gördük bunları. Suriye'si, ne bileyim Irak'ı, Libya'sı, Kore'si, Vietnam'ı gibi şu anda son Ukrayna. Bunların hepsini çıkaran diplomalı kişiler. Bir noktada yine bilgi eksik. Eksik bir şey var. Dün bir doktorla muhabbet ettik. Canciğer oldum. Ay kızım bunu da söyleyeyim. O benim fikirlerime pek rağbet etmiyor. Ben dedim ki insanın genetik olarak gelen barbar yanı var. Nasıl olursa olsun 50 tane diploması da olsa bu diploma insan olmasına yetmiyor. Ben %90 dedim genetik olayını. O sonunda %40 dedi. Tamam dedim %40 olsun. %40'ı bile dünyayı virhaneye çeviriyor, cehenneme çeviriyor. İnsanın atalarından, soy ağacından getirdiği bir canavar yan var. Bu öyle bir anda ortaya çıkıyor ki yeryüzünü kana buluyor. Ya biz insanız ve 21. yüzyıla geçiyoruz. Hani bir de şu var ki en önemlisi bu. Tasavvufa göre Tanrı'nın yansımasıyız. Arkadaş ben senin yansımansam niye bana savaşlara atılıyorsun gibi sorular. Soru sorabilmek için bilgi gerekir. Evet. Tasavvufu bilmek gerekir bu bağlamda. Neyse. İşte benim tüm çabam erdemli bir insan olup bilgelik yolunda ilerlerken okumak, öğrenmek, bildiklerim çoğalsın diye yazarak sizlerle paylaşmak. Bunu bir kitabınızda başarmışsınız. Ben bunu görüyorum. Teşekkür ederim. Bir de şu var. İnsan kendi yaşamını, doğduğu aileyi seçemiyor. Doğduğu aile atmosferi çok önemli. Okuyan bir aile içerisine doğarsa mutlaka o kitapların kokusu onu bir noktada cezbediyor. Çünkü o bilgiye bir şekilde ulaşıyor. Sizin batıda küçük bir kasabada doğup büyüdüm. Babam aydın biriydi. Onun için kızların okuması şarttı. Bir de kızlarını okutmayan bir kesim var. Evet. Hemen sarıp sarmalıyor, paketliyor. Çocuk dünyadan bir habersiz. Ve hayatını o şekilde verilenle, sunulanla idame ettirmeye çalışıyor ki işin en acı yanıyor. O bizim toplumda gözümüze ilişiyor bunlar. Ne kadar acısak sistem dayatıyor bunu. Evet. Kasabanın ilkokul sonrası okuyan ilk kızlarından biri oldum. Ne mutlu size. Gerçekten. Babamın okur, başarılı olursan bacılarına, köy kızlarına yol açarsın. Çok çalışmasın. Öğüdünü hiç unutmadım. Daima çok çalıştım, okudum. Zamanla okumak tutkuya dönüştü. Ve hala da okuyorsunuz. Ve evet. Okuma sizi yazmaya yöneltti. Evet. Ben şöyle bir şeyim var, tezim var. Beyin doldukça söyleyecek söz arıyor. Deneme kelimesi de oradan türemiş. Neden derseniz, hani var olan zaten az önce sürekli yinelediğim bir kere şey var. Sunulana yaşamak. O sunulanı reddetmeye başlıyor okur. Ben diyorsun ona yeni fikirler ilave etmek zorundayım diyor beyin otomatik olarak. Yazmanın gerekçesi bu oluyor. Ya diyor bu adam bunu söylemiş ama benim buna ekleyeceğim var deyip yeniden denemeleri. Belki 15-20 yıl sonra Emel Hanım'ın kitabına ekler, okuyan kişi diyecek ya o böyle değil, şu şöyle. Ama zaman yürüyecek. Zaman yürüyecek. Kişiler hayatın sahnesi değişecek. Dolayısıyla yeni fikirler, yani çatışmalardan yeni fikirler gelecek. Hiçbir şey hani kalıp bu en doğru kitap değil. Ben böyle düşünüyorum. Yani bizim hayatımıza ayak bağı olduğumuz konuları ele almaya çalıştım. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Gelin birlikte düşünelim ve ne yapabileceğimize birlikte karar verelim demek istediğim kitabımla. Çünkü şöyle düşünüyorum ben, bir takım bilgiler ediniyoruz ve sorunları görüyoruz ve onların değişmesini istiyoruz. Bunun için bizim bir şeyler yapmamız lazım. Yani günümüz öyle bir dönem ki artık bence bilgelikle adım atıp sorumluluk duygusuyla eyleme geçmemiz gerekir. Bunun da bana göre yapılabilecek en güzel yönlerinden biri her birimizin ne yapabiliyorsak, iyi olarak ne yapabiliyorsak onu yapma sorumluluğumuz var. Yani ben bir şeyler öğrenmişsem, düşünmüşsem bunu çevreme yansıtabilmeliyim ki bir hareketi başlatabileyim, iyi başlatabileyim. Yani bir şeyler yapmazsak, yansıtmazsak, bildiğimizi, öğrendiğimizi paylaşmazsak bence iyi yaratamayız. Şimdiye kadar bana göre insanlık genellikle kötüyle savaşmayı seçti, tüm enerjisini savaşa verdi. İşte bir sürü bilim savaşın hizmetine sunuldu, insanlar kötüyle mücadele ettiler. Ama hala kötülük var, hep olacak, hala savaşlar olacak. Ben de kendimce diyorum ki artık bizlerin iyiye güç vermesinde fayda var. Yani savaş sektörü yerine eğitime önem vermek, sanata önem vermek. Örneğin işte Edremit Mezunlar Derneği'nin yapmaya çalıştığı güzel girişimlerinden biri de bu. Sanata yer vermeliyiz. Bakın bu barışa hürmettir aslında. Evet, ve sizler bilgilerinizi yansıtıyorsunuz. Bu barışa ve daha iyiye hizmettir. Ben de kitabımı bunun için yazdım. Çok güzel. Yani iş geliyor bir yazarın, daha doğrusu her insanın öncelikle bilgiye ulaşmasının gereğini çıkarıyor karşımıza. Ama yazar için bu daha gerekli. Şimdi 1952 yılında basılmış şöyle bir kitapçık vardı. Siyasi bir kitapçık. Diyordu ki orada, ki o dönemde baskılanıyordu o siyasi kitaplar, broşürler. Diyordu ki, bir broşürcük olsun, bir yaprak sayfası dahi olsa basılsın bunlar bugün. Gelecekte bunlar ciltli ansiklopediye dönüşür. Müthiş bir proje ve dönüştü. O günün o 50-52 yılındaki çıkan o mecmuasındaki o söylem, o küçücük broşürlerde yazan o ifadeler, bugün televizyonları var o kesimin, ne bileyim ben, egemenler. İnatla onların bilgisi de kendisine ait ama egemen. Neden? Kötülüğün egemen olması. Hayret ettiğim benim bir nokta var. Kötü egemen bugün dünyada. Savaşı çıkaran kötü insandır. Öldüren kötü insandır. İyiler ne hikmetse azınlıktayız ve boynumuzu büküp izlemek zorunda kalıyoruz. Bir türlü egemen olamıyor iyi kişi. Yani idareyi eline geçiremiyor. Ben bunu yapacağım veya izin vermiyor kötüler. Abluka altına alıyor. Az önce konuştuğumuz mevzu. Ülke teslim ediliyor bir şekilde. Diyeceğim bilgi, mesela CERN konusunu örnek vermişsiniz. Evet. CERN'de yapılan bilimsel çalışmalar atom altı parçacıkların hızlandırıcı yardımıyla çarpıştırılması sonucu oluşan verilerinin incelenmesi temeline dayanır. Bugün ben çoğu kişinin CERN'de oluşturulan, şu sözü edilen, suni patlamaya ilişkin bilgisinin olduğunu sanmıyorum. Mesela bir zamanların fiziğinde atom parçalanmaz, en küçük parça olarak geçiyordu. Bugün atom altı parçacıklara ulaşıyor. Yani bilim sürekli yürüyor. Bu günümüz insanı, madem bu çağın içine doğmuşuz, bu yüzyılın, bunları bir şekilde merak edip, hele hele yazar için bu elzem, vazgeçilmez ve siz ulaşmışsınız. Ben gerçekten tebrik ediyorum. Olsun yani bu çoğu kişi belki bu edebiyat değildir diyecek ama bilgi. Bilgi var burada. Edebiyata yönlendiren, yazmaya yönlendiren bilgi var. Bu açıdan önemli. Bir de bizim Reyhan Demir'den alıntı yapmışsın. Evet. O da çok ortak arkadaşımız demek ki. Düşünce biçimimizden başka hiçbir kuvvet bizi daima mutlu kılamaz. Mutlu ya da mutsuzdur. Mutsuzdur, doğru. Bu mutsuzluğun içinde gizlenmiş mutluluğa yolculuk seçiyor. Doğru. Ne kadar mutsuz olsak yapımız itibariyle İnsan mutluluğu arıyor kendince. Ama buluyor, ama bulamıyor. Orası ayrı konu. Ama bulmaya yöneliyor. Bu arayış hiç bitmiyor. Evet. Altını çizdiğim yerlerden. Yine okumalarını sürüyor, yazmalarını sürüyor. İzin verirseniz bir konuya daha değinmek istiyorum. Kitabımda da özellikle onu vurgulamak istedim. Bugün insanın çekmeye başladığı demek daha doğru aslında ve gittikçe yoğunlaşacak olan sıkıntılardan biri de doğal kaynakların yetersizliği olacaktır. Bunu ben bir biyoloji öğretmeni olarak gördüğüm için canlı ve çevre, yani ekosistemdeki bizim rolümüz ve diğer canlıların rolü konusuna da değinmek istedim. Çünkü biz yani yaşam bir bütünsellik ağından oluşmakta. Biz sadece bu bütünsellik ağının bir parçasıyız ve her parçada olaylar, enerji akışı devam ediyor. Bugün insan bu enerji akışını bozacak, dolayısıyla da doğal kaynakların yok olmasına neden olacak bir sürü gelişim içerisinde. Evet. Bunu da daha çok işte daha çok gelir demir dilim var mı? Evet, daha çok para kazanmak için yapılıyor. Doğayı yok ediyoruz. Bütünsellik ağını bozuyoruz. Bu halkaları koparıyoruz. Dolayısıyla bunun paralelinde ne geçecek? Madde kıtlığı ve enerji akmayacak. Enerji akışı kesilecek. Bu faturayı biz ödeyeceğiz. Fatura bize kesilecek. Biz ödemeye başladık. Neden derseniz adam ormanı yakıyor. Adam ne bileyim ormanı kesiyor. Adam bir gerekçe buluyor. Ben diyor filan gözünden sökeceğim, diğer tarafa gideceğim. Ya hazır orman, oksijen veriyor sana. Yani bindiği dala kesen bir tip çıktı. Tip demeyeyim, tipler çoğaldı. Bunu para uğruna yapıyor. Maden arayacak. Ya madeni arayacak yer ormanın altı mı? Be kardeşim. Bizim gibi insanlar ve farkında fakat güçleri yetmiyor bunlara karşı durmaya. Yasalar engelliyor. Ya sen de o havayı soluyorsun arkadaşım. Sen de havasız kalıyorsun. Ya da cesaretli değil. Topyekun işte iş geliyor bilgiye. Şunu söyleyeceğim. Mısır'da ona zam yaptı Mısır hükümeti. Halk topyekun istemez izledi. Yapma. Geri alınmış. Ama bir topyekûnlük var. Kitle var. Yoksa boynunu bükersen ormanı da keserler. Ormanı da alırlar. Avcılar çoğalır. Ve çok avcılar var. Aklına hayaline gelmeyen avcı var. Seni her an avlayabiliyor. Maalesef öyle bir dünyada. Şu da hoşuma gitti. Ömür su gibi akıp gidiyor. Doğru. Bireyin ömrü. Evet. İnsanların ömrü devam ediyor. Ben çekilirim, biz devam edecek mutlaka bizden sonraki yaşam. Ama nasıl devam edecek? Onlar da insan olana kadar diyorum. Yani mükemmel insanlığa ulaşana kadar çile çekecek insanlık. Bu kaçınılmaz. Mehmet Paşa'nın bir lafı var ya. Hala koca bir Troya dünya. Troya Savaşı'na gönderme yapıyor. Han gövdeyi götürmüş. 10 sene sürmüş savaş. Doğru. Bizde de hala koca bir Troya dünya. Asmalar, kesmeler, savaşlar, acımasızlıklar sürgüt devam ediyor. Orada küçük bir alanda devam etmiş, burada koca dünyada sürgüt devam ediyor. Kan alıyor insanlar. Ve biz bunları görüp dile getirmek de gerekiyor. Sorumluluğumuz bunları yazmak. Ha ben bireyim. Hani birinin sesi var, birinin hesabına geliyor. İnsan düşündüğünde bunu fark edebiliyor. Her şey vaktinde olursa güzel, her duygu içinde bulunduğumuz anda oluşuyor, sonra kayboluyor. Kalbimizdeki sevgiyi beklentilerin karanlığında solduracak mıyız? Bir kez olan sevgiler bir daha yeşermiyor. Evet. Doğru. Demir tavında dövülere geliyoruz. Evet. Madem sevgi doluyuz, bunu bir şekilde iletmemiz gerekiyor. Yazara, geri geldiğinde söyleyerek, kırmadan gibi. Hiç kimseyi kırmadan. Nasıl söyleyeyim? Bana muhalif olanı da kırmadan. Yeri geldiğinde konuşarak, arkadaş beni ikna et. Senin fikirlerin doğruysa ben sana eyvallah derim. Ama benim fikirlerime de samimi gözle bak. Az önce dedim ya, tasavvufta ben yansımayız. Tekin yansımasıysam ortada bir çelişki var. Ben soruyorum zaman zaman. Gibi. Evet. Mesela şurada güzel bir deneme sözcüğünün içine cuk oturmuş. Doğduk, çıktık yola. Gidiyoruz, yuvaya doğru. Yuvadan kastınız öte yaşam. Ne anlarsın? Yolda sana rastladım. Yol farklılaşıverdi. Sağa sola saptık biraz, çaktırmadan, müzikle. Belki çocuklar gibi yaramazca, belki Mecnun gibi aşk için, belki Yunus gibi aşkla. Olamadık deli divane ama oynadık. Çocuklar gibi tüm masumiyetimizle oynadık. Çok güldük, hem de çok. Düştük, dizlerimiz kanadı, ağladık. Çok ağladık. Sen tuttun elimden, kalktık, yola koyduk. Yeniden yürümeyi öğreniyoruz böylece. Hadi koşalım. Çocuksu gülüşlerimizle ama yarışmadan. Gülleri koplayalım yolda ama koparıp soldurmadan. Bir kuşun kanadına asalım hayallerimizi. Ama vurmayalım kuşlara. Hadi yürü, yol bitmez deme. Bak yolun sonu göründü bile. Hadi gülümse. Güzel deneme girmesine örnek bir yazı. Evet. Başlıyor. Teşekkür ediyorum. Evet, içimizdeki canavar demişsiniz. İçimizdeki canavar işte benim söz. Ben şöyle yine az önce dile getirdim. İçimizdeki canavarı ortaya koyan atalardan gelen, binlerce yıl yerlerden gelen o genetik, evet, genetiğe bağlı. Evet. Yoksa bu kadar eğitime rağmen insan mükemmel olmalı. Ama hocam genetiği bağlıyoruz da o zaman bizim insanlığımızın neyin kaçılanabilir o? Şimdi az önce de dedim, eğitim var. Öyle bir eğitim var ki seni 2-3 tane diplomaya götürüyor. Diploma alıyorsun fakat o canavar günü geldiğinde hakikaten ölüyor yani. Hayat iki ayağının üstüne dikiliyor. Sen farkında olmadan saldırıya geçiyor. Yani şu savaşların nedeni. Evet. Diplomalı insanlar. Eğitimli insanlar. Adama bakıyorsun rütbe almış, orgeneral veya devlet başkanı. İşte Putin savaş emrini veriyor. Her gün yüzlerce, binlerce insan ölüyor. Ondan önce dediğim Kore, Vietnam, Suriye, Irak, ne bileyim ben. Hocam o yüzden ben diyorum ki bize bilgiden çok bilgelik gerekiyor. İşte hani içimizdeki canavarı da durduran bana göre bilgeliğimiz. Ama bu bilgeliğe nasıl ulaşacağız? Erdemler. Bilgi alacağız. Bilgi, erdemleri, bilginin de önüne çıkarmak ve yeni bir bilinç oluşturmak. Yani şöyle düşünüyorum ben. Her şeyin kendi doğasıyla varlığını sürdürmeye çalıştığını, iyinin de kötünün de kendi doğasıyla sürdürmeye çalıştığını ve bizim neyle mücadele ediyorsak ya da neyin olmasını engellemek istiyorsak bence sorumlulukla, bilgiyle, bilgelikle onun değiştirmeye çalışmalıyız, dönüştürüp değiştirmeye. Belki kötülüğü yok edemeyiz, içimizdeki canavarı yok edemeyiz. Ama ben içimdeki öfkeyi, içimdeki o canavar, benim içimde de var bir canavar Emel. O Emel'i ben kontrol edebilirim, iyiye yönlendirebilirim. Evet dediğiniz doğru, belki çok gerçekten kötü insanlar var. Ama biz bakın onlarla gene de yok etme yöntemimiz iyiliği seçmek, iyiyi oluşturmak. İyi yöneticilere sevgi rampa sizde. Evet, rampa sevgi olur. Koşulsuz sizde sevgi. Sizde bu. Benim sözünü ettiğim, hani kötü dediğimiz kitlenin bu kötülüğü sürekli akıp geliyor. Çağların ötesinden bugüne kadar gelmiş ve süre gidiyor. Ve bu adamlara bakıyorum, hepsi eğitimli. Fakat hepsi doyumsuz hocam. İşte bu doyumsuzluk nereden geliyor? Onun getirdiği bir yerler var. Bunun adına ister genetik diyelim, ister ne bileyim soy ağacından bir hastalık diyelim. Mesela ben öyle yorum yapıyorum. Şunu söylemek istiyorum hocam. Şimdi biz evet doğruyu görüyoruz, bilgiler ediniyoruz, kötüyü görüyoruz ama insan sonuçta bir hamtaş. Ben öyle söylüyorum, hamtaş. Başlangıçta. Tabii ki hepimiz hamtaşız. Gittikçe kendimizi yontarak olumsuzlukları işte bilgiyle, erdemle, ne derseniz İnsan olabilmek. Evet, bunları törpüleyerek kendimizi şekilli küp taş haline getirmeye çalışıyoruz. O zaman hani o kötü olanla mücadele, insan kendi önce mücadele edecek. Yani bu sizin, belki ben ya da siz, belki toplumun kötüyle mücadele etmeye gücü yetmeyebilir. Ama biz ister iyi biri olalım, ister kötü biri olalım, biz iyilik seçtiğimizde, kendi ham taşımızı yontmaya çalıştığımızda bence insan iyi olur. Çünkü dünyamız biliyorsunuz kutuplu, her şey kutuplu, yani zıttıyla var, iyi kötüyle, işte güzel çirkinle, yani hepimizin içinde iyi ve kötü var. Yani. Neyi seçiyoruz? Bu önemli. Ve her birey bana göre kendi ham taşını yontmaya çalışması gerekir. İki seçenek olsa, kötü, iyi. Hangisini seçersiniz? Ben iyi seçerim. Gördünüz mü? Sizi oluşturan enerji diyeyim veya ne bileyim ne dersek diye yapı taşları iyiden yana, güzelden yana, sevgiden yana. Ben de diyorum ki diğer tarafta yapı taşları kötüden yana, vurmadan kırmadan yana bir kitle var. Evet. Ve bu kitle çoğunlukta. Dünyayı veya ne bileyim yaşam alanlarımızı da iyinin yaşam alanını daraltıyor. Sürekli daralt. Bu adamın seçme diye bir niyeti yok. Evet. O kötülükten mutluluk duyuyor. Sizin nasıl mücadele edebiliriz onlarla? Mücadelemiz nasıl olacak? Bu nasıl söyleyeyim? Bu zaman böyle evrile gidecek, binlerce sene sonra insan olabilir mi? Sayıyı artırmak lazım. Olabilir mi? İyilerin sayısını artırmak lazım. İşte dedik ya, bize düşen bunları konuşmak, söylemek, yazmak. Evet, güzel. Yani iyi yansıtmak, konuşmak, vazgeçmemek, iyiden... Yoksa bu böyle diye ortada bırakmamak. Evet, evet. Bütün gayretimiz o. Adam ne dedi geçtiğimiz yıllar? Ya bunu yaşadık, hepimiz yaşadık. Yaş olarak asmayınca besleyeceğim mi? Ya kardeşim dur. Yani kan görmekten zevk kurt gibi. Hani köpek, kurttan evrilmiş köpekleşiyor ya, o köpekleşmiş, ya geri geldiğinde köpek de o kurt dişlerini gösteriyor. İnsanın içinde de öyle bir yan var. Hayvansız var. Saldırgan bir yan var. Ve bunlar çoğunlukta olduğu sürede insan olduklar ediyor. Ama şimdi gördük ki uzun süre birilerini besleyebiliyor bu ülke. Bizim için söylüyorum. Evet. Ülkeden geçti, dünya besliyor. Dünya da besliyor. Çünkü bu zamanlarda bunlar son aşamada birbirleriyle akrabalar. Hayır, birbirlerini biliyorlar, eylemlerinden biliyorlar, söylemlerinden biliyorlar. Ya bu benden diyor adam. Ne diyor mesela? İşte şu son savaşta ben sana yardım ederim, silah gönderirim. Kime silah gönderiyorum kardeşim? O silah vuracak adam. Sen barışa çalış. Evet, tamam. Hocam güç ve otoriteyle sağlanabileceğini düşündükleri için değil mi? Hani diyorsunuz ya mesela kötüyle beslenmek. Kötüyle beslenmenin asıl etkeni yani varoluş sebebinin de etken olacağı faktör olarak yani güç ve otorite olduğunu düşündükleri için bu sağlanıyor olamaz mı? Varoluşları öyle. Bu adam böyle doğmuş. İşte varoluşunu... Üstüne sevgi dediğin sürece o içindeki kötülük pıştırıyor. Yani varoluşun nasıl sebebinin güç ve otorite olduğunu düşündüğü için kötülükle beslenmesi... Ve kötülük otorite haline geliyor. Hı hı. Dünyanın tek otoritesi. Düşün. Evet, yani onu anlatmaya çalıştım. Siz daha iyi ifade ettiniz hocam. O, nasıl söyleyeyim, Olof Palme vardı, öldürüldü. İsveç'in başkanı bilmiyorum. Garip. Pırıl pırıl adam, ipek gibi, yaşatmadılar. İyi yer yok bu dünyada diyorum. Bir şekilde götürüyorlar. Şu anda ama gelecek ne gösterir? Biz yazacağız. Bana diyor yani karamsal değil. Benim gördüğüm dünya bu. İşte gerçek bir dünya. Hocam mesela az önce iyi ve kötü ayrımı yaptık ya. Yani çok özür dilerim. Kendi düşüncelerimi ifade etmem ne kadar doğru ama. İyi ve kötü ayrımı yaptık ya hocam. Bence hani kanaatimce ne kadar doğru bilmiyorum. Öznel bir yargı. Fakat Yani iyi ve kötüyü ayıran zaten en temel faktör günümüzde ve geçmişte otorite ve güç değil mi? Otorite ve güç yani. Mesela kötü nasıl kötü olur? Otorite ve gücü birleşmesiyle kendini var edebilmeye çalışan insandır. Kendini tanrı sanır. Evet. Peki bu otorite ve güç elden geçtiği zaman kişi niye sevgiyi yansıtmıyor? Çünkü zayıf olduğu için. İlla ki kötü oluyor. Yani zayıf olduğu için. Yani abi bu zayıflığın nedeni ne? Eğitimsizlik değil. Sevgiyi getirdiği yani yapı taşlarındaki genetik yapısında bir eksiklik var. Yani sevgi eksikliğinden kaynaklı. Kötüyle beslenen kötü olur. Kötüyle beslenen iyi olur. Sevgiyi çoğaltabilmek için kendi güçsüzlüğünü kabul edebilmen gerekiyor bir açıdan. O kötülükten güç olur. Evet. Onu kabul edemeyince bu sefer kötüye evriliyor. Bir de şu var. Ben zaten temelde de var kötülük. Öldürmeden yana, yani kan görmeden yana zevk alan bir yapı bize ters geliyor. Hayır, damarında sevgi olan insana bu olur mu diye düşündürtüyor. Ama düşünüyorsun ya bu adamlar böyle zevk alıyor. Zevk almazsa bu adam bunu yapmaz. Yaşama biçimi haline gel, yani daha doğrusu yaşama biçimi o, var olma nedeni o. Başka türlü yansıtamıyor kendini, yok ki. O zaman hocam bize bir sorumluluk daha düşmez mi? Biz hani önce kendimiz, sonra da belli noktalara gelecek, yönetime gelecek, otorite dediğimiz güçleri iyi seçmek. Mutlaka. Yani, bu da sanırım iyi çoğaltmanın yöntemlerinden bir tanesi. Yine en başta söylediğimiz gibi bizleri yani güncel insanı, günümüzde yaşayan insanı geçmişle bağını sağlayan kitaplar. Evet. Okumak. Ne kadar o sözünü ettiğim kötüler var olsa da okumak bir noktada aklı aydınlatıyor. Aklın bütün odalarını aydınlatıyor. Yargı gücünü ele geçiriyor. Yargılıyorsun. Tarihi yargılıyorsun, insanı yargılıyorsun, insan düşüncesini daha doğrusu. Neden böyle oluyor diyorsun, neden sorulardan cevap buluyorsun ve bu cevapları yaşadığın atmosfer, yaşadığın muhitte veya sokakta, evde her neyse birilerine anlatıyorsun. Kavga gürültü etmeden. Ya arkadaş bu böyleydi, niye böyle oldu? Neden böyle oldu? Mesela yine ben her zaman şunu söylerim, son yıllarda buna iyice kafayı taktım ve bilmiyordum. Son yıllarda öğrendim. 46-47 Marshall Anlaşmaları. Bilmiyordum bunu. Öğrenince beynimden vurulmuşa döndüm. Lan arkadaş, sen nasıl yaparsın bunu? Demeye başladım. Ve bilmeyen öğretmen arkadaşlarım var hala. Yok diyor bana. Ya aç bak diyorum arkadaş. Ben de bilmiyordum, öğrendim. Bizim bu halde yaşamamızın tek nedeni o anlaşmalar diyorum. Bir örnek bu. Veya işte sevgisizliğimizin nedeni de o eğitimsizlik, aklın baskılanması, uyanışın engellenmesi. Ya bu akıl, herkeste bir lob var. Bunun da aydınlanmaya, bu aklın sokaklarının ışınmasına gerektirmesi var o lobların. Düşünen insan. Düşünce senin yolunu da ışıtıyor. Nereden geldiğimizi gösteriyor. Bugün nedir o? İşte az önce örnek verdim. Truva Savaşları. Okumasam nereden bileceğim? Aynas denilen bir vatandaşın altın olan gelip Roma'ya çıkması yolunu diyor. Hani destan da olsa bunları bilmek gerek. Savaşları, güzel yaşamayı, insanca yaşamayı, sevgiyi, en başında sevgiyi. Şimdi ne bileyim ya, yani en vahşi köpeğe bile vahşi diyorlar, yanından geçerken şöyle bir okşama veya tatlı bir tınılı ses çıkar, hayvan kuyruğunu sallıyor. Hep kedi, geliyor göğsüne yatıyor, sevgi. Tekme vurursan da ısırmaya yelteniyor. İnsan da böyle. Ha, bir de seni hem dövüyor hem ben seni her zaman döveceğim diye yasa çıkarıyor. Ama olmuyor işte. Maalesef. İşte içimizdeki canavar sahip olma, konu başlıkları da güzel. Şimdi galaksilerden selam var. Evet. Bu da bilgi yüklü bir yazı aslında. Evet. Eğer tüm evrende yaşam sadece dünyada varsa bu çok büyük bir yer israfı olur. Evet. Evet. Buna dair bir fence olarak. Evet, ben Sel görüşüm sadece biz değiliz canlı olan yerimizin, evet, yani evrende diyelim. Çünkü çok sayıda galaksi var. Galaksilerde çok sayıda yıldız sistemleri var bizim Güneş sistemimizin olduğu gibi. Hatta bilimsel bulgulara göre paralel evrenler de var. Evet. Yani artık bugün çoklu evrenlerden söz ediliyor. Bu çoklu evrenlerden söz edildiği bir kozmos yapısında sadece bizim canlı, özellikle canlı olarak sadece bizim insanın olduğunu ya da işte bitkilerin, hayvanların olduğunu düşünüyorum. Yanlış. Eksik kalır. Bu her şey yani çok israf. Ünlü düşünürün dediği gibi müthiş bir israf olur da evrende. Şimdi katılıyorum size. Biz evrenin Samanyolu mahallesinde yaşıyoruz. Samanyolu mahallesinin dünya denilen bir taş küresinde yaşıyoruz. Koskoca sonu sınırı belli olmayan evren dediğimiz boşluk, kozmos mutlaka başka formları da, canlıları da barındırıyor içinde. Bana öyle geliyor. Ha, 1900'lerin başında uçak yok, bugün uzayın keşfine çıkıyor bilgi, insanlığın bilgisi. Bu gelecekte mutlaka aydınlanacak. Biz, ben de öyle düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Yani burada da espri olsun diye yazdım. Bir gün yolumuza galaksilerden bir dost, bir kardeş çıkar merhaba derse şaşırmıyorum. Doğru. Fakat bizim bu dünyanın yapısı onu da geldiği yere hemen gönderir gibi. Ben teşekkür ettim. Ben teşekkür arkadaşlarımın sorusu varsa dinlesinler. Sorular önemli. Evet. Kalan Hülya Hanım'ın sorusu. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ait olma ve sahip olma. İkisinin farkı nedir? Sahip olmak, onun sizin hakkınız olduğunuzu düşünürsünüz. Sizindir o diye düşünürsünüz. Ait olmadığı da siz onunsunuz diye düşünürsünüz. Bence ikisi arasındaki fark yok. Ben buraya aitsem buranın bir parçasıyım. Yani sizin. Telefon size ait. Evet. Kitap bana ait. Teşekkür ederim. Biliyorum da ben hocam bana daha başka bir cevap. Sahipsem benim. Yani sahip olma da benim. Ait olma da onun. Değil mi hocam? Yani sahip olmak daha bir bencillik oluyor. Ben şöyle diyeceğim, yani ben şöyle düşünüyorum. Biz hiçbir şeyin sahibi değiliz bana göre. Neyin sahibiyiz ki? Evet, kendi nefesimin bile sahibi değilim. Sahibi olsaydım istediğim zaman durmasına izin vermezdim. Aynen. Yani hiçbir şeyin sahibi değiliz. Dolayısıyla ben neyin sahibiyim? Hiçbir şeyin sahibiyim. Öyle düşünüyorum ben. Bir sürü ve nereye aidim? Emanet. Evet, nereye aidim ben? Bana göre işte kozmosa aidim. Çok teşekkür ederim. İşte Ömer bitiyor. Evet. Ne oldu diyoruz. Evet. Doğru. Ben bir şey soruyorum da Bülent Bey'in bir terimi vardır. Tasın dolması lazım diyor. Tabii. Çok böyle etrafta da çok böyle şair olarak çıkanlar oluyor ama bir tas olması ne demek acaba Bülent Bey? Bunu da aynı Emel Hanım'a da sormak yani istiyorum. Yani okumadan yazmaya koyulan kişiler tanıdım ben. O tip insanların yazsa bir kitabı zor yazar da şairlerden konuşayım. 3-5 şiir yazar, donar kalır. Ötesi gelmez. Mutlaka okumalı. Dediğim gibi geçmişin bilgisine sahip. En azından Cumhuriyet tarihinin şairlerini bilmeli. Veya roman yazıyorsa romancılarını, onlar ne yazmış? Ben ne yazacağım? Güncel bilgiyi bilmeli, tarihsel bilgiyi bilmeli. Kimyayı, matematiği, ben onlara da katılıyorum. Evet. Bilmeli. Evet. Ben feni bilmeli. Yani bir CERN'den söz edebilmeli. Atomdan söz edebilmeli. Atom altı parçacıkları bilmeli. İlla ki bu işin profesörü olmayacak. Ama genel olarak bir bilgisi olması şart. Çünkü neye soyunuyorsun? Geçmişe bir göndermede bulunacak bir kitap yaratıyorsun. Bu yalan yanlış olursa yazıldığı yerde kalır. Ama doğrularla doldurursan sayfaları, geleceğe de gider bu. Bir reçete olur okurlar için. Bir şeyler bulurlar okurlar. O tas doldurmak çok önemli. Tas doldurmak, beyni bilgiyle doldurmak. Hani taşacak. Evet. O beyin taşacak ki benim de söyleyeceklerim var bu okuduklarıma dair veya hayata dair. Bana hayatı, benim lise yıllarımı hatırlıyorum. O zaman ham beyin, yani tas bomboş, altı görünüyor hesabı. Bir şeyler bildiğimizi, bütün gençler öyledir. Bilgisizliği asla kabul etmez. Hele keratalar kafa da tutar. Sen eskisin, sen az biliyorsun. O hiçbir şey bilmez de sözüm sana değil asla. Gençler, bazı gençler, mesela benim oğlum için bu geçerli. Bak, ya baba sen eskisin der bana. Tamam oğlum derim ben de. Ev, her taraf kitap dolu. Açıp bir sayfa okumazsın, bana eski dersin. Tasın dolması bilgi. Emel Hanım da tası doldurmuş. Evet ki yazıyor. Nasıl doldu, ne zaman taşmaya başladı? Evet. Nasıl doldu? İşte bunca geçen yıl. Evet. Yaşanmışlarla doldu. Nasıl taştı? Çıkmak istedi. Yani tasın dolmasını sanırız taşmaya başlar. Evet. Yani taşar bir şey sizden. Ne olursa mesela bir öfke bile, hani öfkenizi bile taşmadan patlamaz sizde. Tasında olmasına öyle anlıyorum. Neyse o, dışarı çıkmak için bir itilememeye başlar içinizde ve bir nedenle çıkar. Yansıtırsınız onu. Yansımak ister. Tasında olması bana göre odur yani. Akmak ister. Evet. Tutamazsınız onu bir şekilde. Yani yazma eylemi sizi yazdıran. Evet, sizi eyleme geçir. Bu yazma olur. Mesela bir nota dökme olur. Ya da bir öfke patlaması olur, ya da bir ne bileyim, her şey olur yani. Kalkar bir yere giderseniz, burada artık olmanız dalmıştır buradaki geçirdiğiniz, evet, yaşanmışlarınız. Başka bir yere, hareket, yani harekete geçme, tasın dolması, sizi harekete itmesi, içinizden gelen herhangi bir şeyin. Öyle diyorum ben. Arkadaşlar, fırsat var ya başka yakalı Emel'i soru lütfen. Şimdi Emel hocamın, demin Bülent hocam çocuklardan bahsetti. Çok güzel annelik duygularıyla evlatlarına yazıları var kitabında. Evet. Ebeveynle çocuklar arasındaki ilişkilerle ilgili sizin düşüncelerinizi, sağlıklı bir eğitim, ilişki kurma babındaki görüşlerinizi alabilir miyim ben? Şöyle, çocuklarımızı koşulsuz sevgimizi hissettirmeliyiz. Anne ve babaların sevgisinin ben evlatlarının koşulsuz olduğuna inanıyorum. Kendim de koşulsuz sevgi duyuyorum ve onlar sayesinde diğer varlıklara da koşulsuz sevmeyi öğrendim. Nedir koşulsuz sevgi diye çok sorguladım ama baktım ben çocuklarımı koşulsuz seviyorum. Ve bunu yansıtmaya çalışıyorum. Bir kere koşulsuz sevgimizi onlara hissettirmeliyiz. Sonra onları dinlemek, anlamak ve her sorunu aile içerisinde çözmek. Aynı, yani çatının altında sorunları halletmek. Ve çocukların kesinlikle ne yaparlarsa yapsınlar, bizim onları anlayabileceğimizden, desteklediğimizden kuşkularının olmamasını hissettirebilmek. Yani evet biz, öyle bizim için öyle ama ben bunu hissettiremiyorum tam çocuğuma. Aslında ilişkide bulunduğumuz herkesle bu. Mesela bir dostluk ilişkisinde de böyle, arkadaşlık ilişkisinde de böyle. Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ben mükemmel değilim. Hata yapıyorum. Yani ideal düşüncelerim olabilir, ideal konuşabilirim, ideal yazabilirim. Ama ideal ne yazık ki davranamıyorum. Hani dedik ya biraz önce ham taşım kendimi yutmaya çalışıyorum. Çocuklarımıza karşı da bunu böyle yapıyoruz. Ama buna rağmen çocuklarımız bize şunu hissettirebilmeliyiz. Ben mükemmel değilim. Benim annem babam hatalarımı anlar. Ve onlar da mükemmel değil. Onlar da bana hatalı davranabilir. Bunu da ancak aile ortamında sevginin, duygudaşlığın ve konuşmanın olduğu, çözümün birlikte üretebildiği ortamlarda sağlayabiliyoruz. Bunu hissettirmeliyiz. Bir ailede bunun içinde anne babaya çok sorumluluk düşmeli. Önce birbirleriyle bunu kurabilmeliler, sonra da çocuklarla düşünmeliler. Evet, öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yani her işin başı sevgi. Hı. Ben şu en sonunda yazdığımı çok içimden gelerek yazdım. Evet, onu siz okuyabilir misiniz? Tabii. Çok güzel okuyorsunuz çünkü. Ömür geçip gider. Evet. Sen ne zaman yaralarını kendin sarmayı başardın, büyüdün. Zehri de panzehiri de elinle içtiğini gördüm. Korkusuzsun. Şikayet etmeyi bırakıp çözüm oldun. Ya da kabullendin, güçlendin. Başına gelene isyan edip başkalarını suçlamak yerine sana ne anlattığına bakıp öğrendin, olgunlaştın. Hayatın ezelden gelip ebede giden bir yol olduğunu, bu yolda ilerlerken istesen de istemesen de her şeyin geride kalacağını kavradın, yol aldın. Yolun sonuna geldiğinde yolculuğun yükü değil, mutluluğu varsa içinde, birileri sevgiyle, teşekkürle, hayır dua ile uğurluyorsa seni, iyi ki bu dünyadan sen gibi bir fani geldi geçti. Teşekkür ederim. Evet, yüreğine sağlık. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Emel Hocam tabii yazarlığının yanında çok da iyi bir insan ve çok iyi bir eş. Ama onun da daha iyi bir eşi var. Edip Hocam. Her zaman Emel Hocam'ı destekleyen, ben onu alkışlamak istiyorum bu kitapla birlikte. Ve biz Edip Hocam'ı da kutluyoruz. Her zaman yanında ve ona destek veriyor. Çünkü eş de önemlidir ya bu tür çalışmalarda, her şeyde. Edip Hocam da bir şeyler söylemek ister mutlaka bence. Edip Hocam muhakkak. Tabii siz de rastlanıyorlar. Eşinize, yazarımıza dair sizden de en yakın olarak bir şeyler duyalım. Valla çok iyi bir iş. Her bakımdan beni tamamlayan, benim gelişmeme katkısı olan bir iş. Aynı zamanda çok iyi bir anne. Çocuklarını gerçekten sevgiyle büyüttü. Benim için çok büyük bir şans. Ne güzel. Ne güzel. Yani birbirine devam eden sayfalar. O güzel. Evet. Engellemeyen. Şükran ablayla siz gibi mesela. Oraya pek girme. Öyle. Orası dikenli taraf. Çok hayır, öyle görünüyor. Öyle siz bozmayın, siz karıştırmayın. Karıştırmayın oraları. Doğru. Güzel gidiyor. Benim yanlışım çok. Sizin yanlışım. Kameralar kayıtla Bülent Hocam. Dinliyor şu anda. Ama benim yanlışım çok. Çok seviyoruz. Biz ikinizi birden çok seviyoruz. Lütfen. Benim hatalarım olmasa, ne hikmetse ben de yanlış bir beyne sahibim var. Estağfurullah. Estağfurullah. Siz Körfez'in büyük şairisiniz. Estağfurullah. Öyle bir şey yok yani. Ne güzel mutluluk ki bakın şu an şurada evvelde 4 kitap sahibi var. Bülent Bey, Emel Hanım, Deniz Hanım geldiler. Ayşe. Evet. Ayşegül. Ayşe Hanım sizde kitap var mı? Ama o siz sanat dalı galiba değil mi? Resim miydi? Yani artı şeyler de. Başkaları şu an 4 kitap sahibi var herhalde. Evet. Resim ve tiyatro. Orhan efendim. Tabii onu zaten ayrı bir şeyle inşallah söyleşi konu olarak alacağız. Hani kitap basmış olarak 4 tane var. Çok tabii değerli arkadaşlarımız var. Büyük mutluluk neredeyse 1/3 yani 1/3 kitap sahibi veya büyük bir sanatı içinde. Herkes zaten muhakkak bir şekilde içinde. Ecem Hanım dedi. Evet hocam. Sizler de çok ünlünüz var. Mahsus odağı size çekiyorum. Lütfen ayrılmayın şu dostların şeyinden. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çünkü çok güzel zaten temeller atmışsınız. Yani bize ayrılmayın bizden yani. İççi olalım. Hem siz bizi besleyin, biz de bir konuda yardımcı olabilirsek abi olarak memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Memleketimde böyle yapılar, yani memleketimin insanlarından böyle şeyler duymak beni ayrıca mutlu etti. İlk önce sizlere, daha sonra memleketime faydalı olmak beni de ziyadesiyle mutlu edecektir. O edebiyatla uğraşıyor zaten çalışmaları ve artık emanet ediyoruz edebiyatçı arkadaşlara, lütfen sahip çıkın. Yani sahipsiz kalmasın. Bize sahip çıkan olmadı lise yıllarında. Şöyle kolu elimizden tutan olmadı. Yani elimden tutmaktan ziyade yanımda olmanızı istedim. Tabii. Elimi bıraktığınızdan kendimi boşlukta hissedebilirim. Biz taşraydık o zaman evde. Bir tane şey destekleyen de yoktu. Yani başka şeylere kanalize ettiler belki. O yüzden çok ümidimiz var. Şeyiz, bir aradayız. Teşekkürler. Tanışmasını isterdik ama tanışsın kendisini, bilelim bak. Evet, dinliyoruz. Biraz tanışalım bari. Tanıtır mısınız kendisini? Ecem ismim, soy ismim Kesen, buralıyım, Edremitliyim. Ordu Üniversitesi'nde öğrenimi tamamladım. 2. üniversite olarak halkla ilişkiler ve reklamcılık okuyorum. Yazı yazıyorum. Sizler kadar olmasa da tabii sizlerin yanında esamesi bile okunamaz benim yazdıklarım, ancak benim de kendi yazdığım yazılarım var. Ne tür yazıyorsun sevgili Ecem? Daha çok ben de deneme yazıyorum ve bilimsel konuları ele alıyorum. Günümüz üzerinde vuku bulmayan ya da vuku bulmaya çalışıp açığa çıkmayan. Çok güzel. O zaman şöyle yapalım. Bizim bir dergimiz var. Birazdan sohbet ederiz gene. Senin yazılarından bir tane alıp önümüzdeki sayıda değerlendirelim o zaman. Çok teşekkür ederim. 35. sayımız çıkacak. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Biz de çok mutlu oluruz seni aramızda görmekten. Çok güzel. Teşekkür ederim. Evet. Ama aklınız Şükran Hanım'da olduğu için görmediniz. Evet. Yarın sabah gidiyoruz. Evet. Lanet olsun. Kar yağıyor İstanbul'da ya. Bak bahaneniz hazır. Bahaneniz hazır işte. Oyun olmasa gitmeyeceğim zaten. Oyun var. Ya kardan gelemedim dersiniz. Bir de arabada bozuldu. Ben size ve Edremit Lisesi Derneği'ne teşekkür ediyorum beni kültür, edebiyat, sanat platformunun sunum yaptığı için. Çok mutlu oldum. Ve bu güzel beraberliğimiz umarım bilgi alışverişiyle devam eder. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızın satışı açık. Ömer Lütfü Vakan diye bir arkadaşımız var. Yeni kasaba çıktı. Zor pazarlık dönemi 100 satışı yapan şey matbaayı ikna ettiğinde de yayın evine 80'e şey yaptı kitabı. Gerçekten korkunç değerli maliyet artışı var. Yani yazarlarımız da sıkıntıda. Şu anda kitabımız 35 liradan şey çıkıyor. Evet, satışa çıkıyor. İmza olarak alabiliriz. Arzu edenler onu da yapabilir. İşte tam Kemal Hanım buradayken. Kendisine ne diyelim artık? Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hani edebiyatçılar, sanatçılar, kültür insanlar iyi ki varsınız. Yoksa gerçekten sığınacak limanımız yok. Ben buraya gelip yani bir şey kafamı toparlıyorum. Yoksa hani yalnızlık ve şey hani zor, sıkıntı, kriz. Sizler bizim limanımızsınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler sunuyoruz. Cemal Yavuz arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Artık kapatabilir. Ellerine sağlık onunla.